Evet arkadaşlar, bu da bizim silim makinesi. Bugün itibariyle ayın 12'si. Bugün yaptığımız silim. Bunun da bir testini yapalım. Bunlar gidecek olanlar. Hani biz makinalarımızı yaparken arkadaşlar kesmesi olan adaptör kullanıyoruz. Diğerleri adaptör gücüyle çalışıyor. Yani elektriğin voltaj, amper gücüyle çalışıyor. Bizimki öyle değil. Bizimki tamamen teknikle çalışıyor. Şey yok yani, kesme var adaptörümüzde. Diyelim aksi bir şeye rast geldi, ısınma, yakma falan filan olmuyor. Ama diğerleri hani ayıplarını örtmek için kullanması gereken adaptörü kullanmıyorlar. Bunlar hem kalite hem de makine ömür katıyor. Ama diğer piyasada bildiklerimin geneli şey kullanıyor, kesmesi olmayan adaptör, yani zorlamayla çalışan adaptör kullanıyor. Öyle olmaz. Makinanız güzel değilse işiniz de güzel olmaz arkadaşlar, haberiniz olsun. Mesela benim makinelerde hiç şey yok. Hiç kart yanma, sigorta atma, şu derdi yok. Çünkü adaptörde kesme var. Motor yakma, efendim söyleyeyim, radyatörü yakma, anakartı yakma, öyle bir problemimiz yok. Ha bazen ne olur? Makine cihazların kendisinden olan şeylerden dolayı arıza verir. Yoksa şey yok yani. Adaptör dolayısıyla aksamlara zarar veren bir yapısı yok makinamızın. Ve istediğiniz serilikte, İstediğiniz incelikte, istediğiniz tütünü rahatlıkla sarabilirsiniz. Bu güvenceyi veriyorum ben herkese. Hani makinalarımız, kapıda ödememiz var, tekrarlıyorum. Bazı arkadaşlar benden sürekli soruyorlar, nasıl çalışıyorsunuz falan fıstık. 500 lira ön ödeme almak şartıyla gerisini kapıda ödeme yaptırıyoruz. Öyle çalışıyoruz. Başka şekilde peşin istemiyoruz. Peşin isteyince vatandaşa şüphe oluşuyor, biliyor musunuz? Biz kesinlikle öyle çalışmıyoruz. Öyle çalışanlarla da kesinlikle işiniz olmasın. Bu size tavsiyemdir. Çoğu piyasada insanlar sanki kendileri tek yapıyormuş gibi yapıyorlar. Öyle bir şey yok. Malınızı alın, sonra paranızı verin arkadaşlar. Ha, kaporayı ne istiyoruz? Kaporayı da şey için istiyoruz. Siz söyleyin. Kaporayı hani bazı arkadaşlar fikir değiştiriyor. Makineyi gönderiyoruz. Makine oraya gidiyor. Bir daha fikir değiştiriyor. Birkaç kere başımıza geldi. Bunun için böyle bir önlem almak girişiminde bulunduk. Dediğim gibi piyasada bizim gibi hem makine üretip hem testini yapıp hem şeyden ikinci bir şahıs pek yok. Yani tanıdığım yok. Kara Şimşek dışında, Önder Sönmez arkadaş dışında. O kendi makinelerin ustasıdır, onu iyi bilirim. Ama diğerleri genel piyasa malı makineler üzerinde çalışıyor. Bazıları da benden patent kopyaladı. Sıkıntı yok. Bundan sonra zaten gölgemden geçemezler. Son gelişmeleri uygulayamaz onlar. Uygulamaya kalksalar dahi bana uğramaları lazım. O da erken davrandılar kalpazanlık için arkadaşlar. Bakın. Makinamız son derece sessizdir arkadaşlar. Radyatör duru şu an. Bir de pedal özelliği de var makinada. İsterseniz pedallı, kulonlu rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Bir kartonu çok kısa bir sürede 7-8 dakikada, 6 dakikada yapabilirsiniz. Benden daha seri olanlar var arkadaşlar. Ama tutun atlar. Bakın ben uzun tutuyorum videoları. Niye diyeceksiniz? Çünkü vatandaşın aklında şüphe olmasın. Bazıları birkaç tat sarıyor. Bir de duymuşum. Ben kendim sarımcı değilim. Sarımcı değilsen burada ne işin var oğlum? Tarras. Yani o da işin sıvama bölümü. Malema par par büyüyem. Bugün bu şarkıya taktım arkadaşlar. Neredense, nereden aklıma estiyse. Dur Mehmet, tütün ver gidelim. Tütün ver, tütün ver. Şu makaronu da bitirelim. Arkadaşlar seyretsin zevkli sarım nasıl yapılıyor diye. Kesinlikle afı yok makinemizin arkadaşlar. Bakın. Uçta kalma namlu uzun tuttuğum halde uçta kalmıyor arkadaşlar. Niye diyeceksiniz? Çünkü kaşıklarımız ayarlı. Sonuna kadar tırtırlık kaşığı ben ürettim. Yani patenti bana aittir. Piyasaya sürülmüş de. Ben yapmadan önce kimse yapmıyordu. Hayırlısı olsun. Bir bazılarına faydalımız dokunuyorsa da güzel. Bakın bu makinamızın bugünkü hali. Arkadaşlar bu filtrenin arka pamuğu genelde uzun. Yani normalde burada olması lazım. Uzun olduğu için yani tütün burada kalıyor. Mecburen kalıyor. Çünkü pamukları çok uzun. Standartın neredeyse %100'ü uzun. Şöyle bu dip kısmını da yapalım. Nerede olsa zamanımız var. Şunları da şöyle saralım. Bunu
lazım, çok bozuk. Bir de şöyle bir şey yapalım arkadaşlar, bakalım tutturur muyuz? Aha vallahi tutturduk. Bakın. Ha, bunun sürekli olması önemli arkadaşlar. Öyle bir sarımlık, bir aylık, iki aylık öyle bir şey yok. Sürekli olacak. Bu verimlilik sürekli olacak. Bu da adaptör sayesinde, kullanılan teknik sayesinde olacak. Yoksa diğer şekilde olmaz. Kesmesi olmayan adaptör zorluyor arkadaşlar. Bir yerde takıntı oldu, içine taş girdi diyelim. Zorluyor. Zorluyunca ne oluyor? Isırma oluyor. Bu sefer elektrik akımların geçtiği yerleri yakıyor. Daha önce tecrübe edindiğim için bu adaptörü bir piyasada kullanan benim. Diğerleri makinalarına güvenmediği için 10 amperlik kullanıyorum. Ben 4,5 amperlik, 5 amperlik kullanıyorum. 14 voltluk kullanıyorum. Biraz daha da hızlı oluyor. Ama onlar daha yüksek amper kullanıyorlar. Bu da zorluyor. Makineyi zorluyor. Yani bir dal sigara dolduracaksın. Tarla kaldırmayacaksın ki. Traktör gücüne ihtiyacın yok ki. Görüşmek üzere. Yine kapak yaptık.